Onur Koleji'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarpma işlemi nasıl yapılır öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar çarpacağımız sayıları alt alta yazıyoruz. Aynı basamaklar alt alta gelirse daha iyi olur. İlk yazdığımız sayımızı birinci çarpan, ikinci yazdığımız sayımızı ikinci çarpan adını veriyoruz. Ve ikinci çarpandaki birler basamağıyla çarpma işlemine başlıyoruz. Hemen iki sayımızı sırasıyla her basamakla çarpıyorum. 6 kere 2, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 2, 4. 1 de elimizde vardı. 5 etti. 2 ile tekrar 1'i çarptığımız zaman 2. Böylelikle iki sayımızı her basamakla ayrı ayrı çarptık. Sıra geldi yanındaki sayımıza yani 1'e. Şimdi arkadaşlar 1 onlar basamağında olduğu için artık biz de bir basamak kayıp onlar basamağının altına yazacağız bulduğumuz sayıları. 1 kere 6 6, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1. Daha sonra bulduğumuz iki sonucu toplayacağız. 2'nin altında hiçbir sayı olmadığı için aynen aşağı geçirdik. 5 6 daha 11. 11'in on, bir. on birim, birim elde var 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde var. 5 etti. Bir aynen yazdık. Sonucumuz 1512 oldu. Şimdi bu örnekleri birlikte yapalım arkadaşlar. A'daki çarpmamız 204 ile 28 sayısının çarpımı. 8 ile başlıyoruz. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 8 kere 0, 0. Fakat eldeki 3'ümüzle sonucu 3 olarak buluyoruz. 8 kere 2, 16. Böylelikle 8 sayısını sırasıyla her basamakla çarptık. Sıra geldi 2'ye. 2'ye geçtiğim için dikkat edersek bir basamak kayıyoruz. Çünkü onlar basamağında bulunuyor 2. 2 kere 4, 8. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. Şimdi bulduğumuz sonuçları alt alta yazıp topluyoruz. 2, 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var 1. 6, 0 daha 6, 1 de elde var 7 oldu. Burası da 5. Yani sonuç 5712. B'deki çarpmamız 694 sayısı ile 17'yi çarpacağız ikiler basamağımızla yani 7 ile başlıyorum. 7 kere 4 28. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 9 63. 2 de elde 65. 65'in 5'i elde var 6. 6 kere 7 42. 42 6 eklersek 48. 7 ile işim bitti. 1'e geçiyorum. Tekrar hatırlatıyoruz 1 onlar basamağında olduğu için çarpma işlemimiz 10'lar basamayla devam ediyoruz. 1 kere 4, 4. 1 kere 9, 9. 1 kere 6, 6. Şimdi bulduğumuz sonuçları topluyoruz. 8, 9. 8-9, 17'nin 7'si elde var. 1, 6'ın üzerine 4 eklediğim zaman 10. Bir de elde var. O yüzden 11 cevap var. On bir C'deki sayımız 715 yüz ve otuz çarpımı birler basamağımızla yani iki ile başlıyoruz. İki kere 5 10 onun sıfırı elde var bir. İki kere bir iki bir de elimizde vardı 3 etti. İki kere 7 on dört. 2'yi her sayı ile ayrı ayrı çarptıktan sonra 3'e geçiyorum. Şimdi 3'ü her sayı ile çarpacağım. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 1, 3. 1 delimiz de var. 4 etti. 3 kere 7, 21. Yazarken aynı basamakların alt alta gelmesine dikkat edelim. Çünkü toplarken sorun yaşarız yoksa. 0, 5, 3 daha 8, 4 4 daha 8 1 1 daha 2 O zaman sonucumuz 22880. Peki 10 100 1000 ile kısa yoldan çarpma nasıl yapılır? Sayılar 10 100 1000 ile çarpılırken sayı önce kat sayılar çarpılacak şekilde yazılır. Daha sonra 10 ile çarpıyorsam 1, 0, 100 ile çarpıyorsam 2, 0, 1000 ile çarpıyorsam da 3, 0 ekliyorum. Aslında yaptığımız şey şu arkadaşlar. Kat sayıları çarpıyoruz ve kaç tane sıfır varsa sayımızın yanına ekliyoruz. 53 ile 1'i çarptığımız zaman 53 ediyor. bir 0 eklediğimiz zaman 530 oluyor. 53 ile 1'i çarpıyorum yine 53 etti. Yani kat sayılarımı çarptım. 2 sıfır olduğu için yanıma 2 sıfır ekliyorum. 5300 oluyor. 53 ile 1000'i çarparken 53 ile 1'i çarptık 53. 3 tane sıfır eklediğimiz zaman sonuç 53.000 oluyor. Yani aslında biz önce katsayıları çarpacağız. Daha sonra kaç tane sıfır varsa yanına ilave edeceğiz. Şimdi buradaki örnekleri birlikte yapalım. A'daki sayımız 72 çarpı 100. Kat 72 ve 1. 72 ile 1'i çarparsam 72. 2 sıfırı ekledim. 7200. B'deki çarpmamız 312 çarpı 10. Kat sayıları çarptım. 312 ile 1'i çarparsak. E bir etkisiz eleman biliyorsunuz zaten. 312'dir. Yanına bir adet sıfırımız mevcut olduğu için sıfırımızı ekledik. Cevap 3120 oldu. C'deki sayımızda 77 ile 1000'i çarpacağız. 77 ile kat sayımız 1 olduğu için 1'i çarpıp 77'yi buldum. Daha sonra 3 sıfırı eklemem gerekti. Cevap 77.000 oldu. Yandaki örneklere bakalım şimdi. 20 çarpı 30. Burada katsayılar biraz değişti arkadaşlar. Katsayım 2, ve 3. Yani sıfırları görmüyorum. Diğer sayıları çarpıyorum. 2 ve 3'ü çarptığımda 6 ediyor. Şimdi burada 1 adet. Burada da 1 adet sıfır var. Yani toplamda 2 adet sıfır oldu. 2 sıfır yazdığım zaman sonuç 600. 40 ile 700'ü çarpalım. Yine sıfırları görmeyelim arkadaşlar. Buradaki sayımızı 4. Buradaki sayımızı 7 gibi düşünelim. 4 ve 7'yi çarparsak. 28 buluruz. Şimdi o görmediğimiz sıfırları ekleyelim. 1 2 3 sıfırı görmezden geldim. Şimdi eklemem gerekiyor. O zaman sonuç 28.000 oluyor. 120 ile 100'ü çarptığımızda sıfırları görmüyorum. Sayım 12 ve 1'miş gibi düşünüyorum. 12 ile 1'i çarpıyorum 12. Peki kaç sıfırı biz görmezden geldik? 1 2 3. O zaman bu 3 sıfırı eklediğim zaman sonucu 12 bin olarak buluyoruz. Yani biz 10 100 yüz çarparken önce sıfırları görmezden geliyoruz, sayıları çarpıyoruz. En son kaç tane sıfır varsa sayımıza ekliyoruz. Biraz da çarpma işlemi ile ilgili problemler çözelim. İlk sorumuz şu şekilde: 35 ülkenin katıldığı bir spor turnuvasına her ülkeden 104 sporcu katılmıştır. Buna göre turnuvada kaç sporcu vardır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki aslında çarpma işlemi toplamanın yani toplama işleminin kısa yoludur. 35 tane ülke var ve her ülkeden 104 tane sporcu geliyor. Yani biz 104 104 104 104 35 tane 104'ü toplayamayacağımız için bu çok zorlayacak çünkü bize. Hemen toplamanın kısa yolu olan çarpmadan faydalanıyoruz. Ve 35 tane ülkenin her birinden 104 sporcu geleceği için 104 ile 35'i çarpıyoruz arkadaşlar. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var. 2. 0 üten eleman biliyorsunuz. 0 çarpı 5 0 fakat 2 eldeydi. O yüzden 2 yazıyorum. 5 kere 1 5. 3'e geçiyoruz. Hatırlatalım. Onlar basamağına geçtiğimiz için sonucu onlar basamağından yazmaya başlıyoruz. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 0 0 unutmayalım elimizde 1 vardı. 3 kere 1 3 hemen topluyoruz arkadaşlar. 2 2 daha 4 5 1 daha 6 sonuç 3640 oluyor. Diğer problemimize geçelim. Bir çiftlikteki 124 hayvandan 72 tanesi tavuk, Geriye kalanlar tavşandır. Buna göre çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Çok dikkat edeceğiz. Şimdi önce bu çiftlikte kaç tavuk, kaç tavşan var? Birlikte bunu hesaplayalım. Zaten 72 tavuk var. Yani ben tavukların sayısını biliyorum. Ben şu tavşanlar ne kadar onu bulmak istiyorum. Bu yüzden de bütün hayvanlardan tavukları çıkartıyorum. Çünkü geriye kalan hayvanlarımız tavşandır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. Bu demek oluyor ki 52 tane de tavşanımız var. Şimdi geldi ayak sayılarını bulacağız. Şimdi her tavuğun 2 ayağı var. 72 tane tavuğun kaç ayağı var? E bu sefer de her tavuğun 2 ayağı olduğu için 72 ile 2'yi çarpıyoruz. Ve tavukların ayak sayılarını buluyoruz. 2 kere 2 4. 7 kere 2 14. Bu bulduğumuz arkadaşlar tavukların ayak sayıları. Şimdi tavşanların. Bu tavşan meselesi birazcık değişik. Genelde tavşanların iki ayağı var sanıyoruz. Ama aslında arkadaşlar tavşanların dört tane ayağı vardır. Buna ne olur dikkat edelim. 52 tane tavşanımız mevcut ve her bir tavşanın 4 tane ayağı var. Bu yüzden 4 ile çarptığımız zaman 4 geri 2 8, 4 kere 5 20. Böylelikle de tavşanların ayak sayılarını buluyorum. Bize toplam ayak sayıları soyuruluyor. O yüzden 144 sayımız ile 208'i topladığımız zaman toplam ayak sayımızı buluyoruz. 8, 4, 12. Elde var 1. 4'ün üzerine eklersek 5. Burası da 3 oluyor. Sonucumuz 352 olmuş oluyor. Diğer bir sorumuz. Bir okulda 360 sıra vardır. 118 sırada 3'er kişi. Diğer sıralarda ise 2'şer kişi oturmaktadır. Bu okulda kaç öğrenci vardır? Birazcık soruyor. Biraz benziyor arkadaşlar. Şimdi 118 tane sıra 3'er 3'er oturuyoruz. Geri kalanlarda 2'şer 2'şer yani 2'şer kişi oturuyor. Önce 360'dan 118'i çıkartıyorum ve 2'şerli sıraların sayısını bulmak istiyorum. 0'dan 8 çıkmıyor. Komşudan 10'lu kalıyoruz. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten de 1 çıktı 2. Bu 2'şerli sıraların kaç tane olduğunu gösteriyor. Şimdi 118 sırada 3 kişi, 242 sırada 2 kişi. O zaman biz buradaki çarpmaları yaparsak aslında 3'er 3'er ve 2'şer 2'şer er, er kaç kişi oturuyor bulabiliriz. 8 kere 3 24 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5. 3 kere 1 3. Bu 3 kişi oturanların sayısı. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Bu da ikişerli oturanların sayısı. E biz toplam mevcudu bulmak istiyorsak üçerli oturanlar ile ikişerli oturanları toplamalıyız ki toplam mevcudu bulabilelim. 4 4 daha 8 eder. 5 8 daha 13. Elimizde 1 var. 3 4 daha 7 1 de elimizde var. 8 o zaman toplam mevcut 838. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.